Öncelikle bütün arkadaşlara hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu eğitim aslında 2021 yılında başlaması genel kurulla, TÜRMOK Genel Kurulu'da kararlaştırılan sürekli ve zorunlu eğitimlerimiz kapsamında olacaktı. Ve 2021 ve 2022'de her yıl belli bir kredi alarak bütün mali müşavirlerin alma zorunda olan kredilerini bu platformlar üzerinden ya da canlı yayınlar veya yüz yüze eğitimler vasıtasıyla işte yıllık yanlış hatırlamıyorsam 60 saatlik bir eğitimi tamamlama amacıyla düzenleniyordu. Ama pandemi her şeyin şirazesini kaydırdığı gibi burada da bir değişiklik oldu. Dün odamıza ulaşan yazıyla beraber 31-12-2022 sonuna kadar pandemi nedeniyle bu 2 yıllık 2021 ve 2022'de zorunlu eğitimlerin ertelendiği ama büyük bir yatırım yapıldı. Eğitmenler seçildi bütün odalardan. Melahat Hanım da o arkadaşlarımızdan biri. Bizden de 10 arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız belli konularda eğitimler aldılar ve artık bu eğitimleri sizlere ulaştırmak üzere bizler onlara bu platformlardan aracılık edeceğiz. Bu ilk Bursa Mali Müşavir Odası'nın bu kapsamda yaptığı ilk eğitim. Bu canlı yayın şu anda çevrim içinde olan arkadaşlar tarafından görünüyor ve duyulabiliyor ve soru sorulabiliyor. Hani herhangi bir YouTube'dan şu anda ya bizim odanın diğer alanlarından seyredilme imkanı yok. Bütün TÜRMOB'un yapacağı, bizlerle beraber yapacağı etkinlikler artık zorunlu eğitim kapsamında önümüzdeki yıldan itibaren olacak. Bu şekilde olacak. Hem kredileri sağlayacağız bu şekilde. Hem KGK destekli krediler, bağımsız denetçi olan arkadaşlar için söylüyorum. Onların da destekleyici kredilerine faydası olacak bu eğitimlerin ama en önemlisi meslektaşız, mesleği ifa ediyoruz. İhtiyaç duyulduğu takdirde bu platformlardan ya da canlı yayınlarla yine eğitimlerimize devam edeceğiz. Bugünkü konumuz zorla yaratılan bir konu Evet. açıkçası. Çok istemediğimiz ama ticari kârın tespitinde gider yazılan ama mali kârın tespitinde gider yazılmaması gibi bazen firmaların öz kaynaklarının daha da azalmasına yol açan bir konu. İnekoto ile ilgili konu. Açıkçası zamanla bunun eskiden vardı. Uygulamadan kalkmıştı bu gider kısıtlaması olayı Binekoto'larda. Tekrar yeniden geldi. Umarım çok uzun süre devam etmez. Bugünkü konumuz Binekoto'larda gider kısıtlaması ve amortisman. Melahat Hanım hem bizim vergi mevzuatı komisyonu başkanımız hem de TÜRMOB'un eğitmeni. O açıdan yetkin ve yeterli bir arkadaşımız. Ben bugünkü konunun başlangıç olacağına bundan sonra daha girift konularla bir arada olacağımızı düşünüyorum. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Melahat Hanım söz sizde. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle herkes hoş geldi. Saygıdeğer meslektaşlarım, 7194 sayılı kanunla işte hayatımıza giren diyelim binek otomobillerin amortisman ve gider kısıtlaması uygulamasını dilim döndüğünce ana başlıklarıyla size aktarmaya çalışacağım. Hemen bir ekran paylaşımı yapayım. Bu arada kısa bir TÜRMOB tanıtım videomuz var. Önce o gelecek ekrana.
Başkanım, müzik duyuluyor mu bu arada? Duyuluyor ama böyle garip garip duyuluyor açıkçası. Ha. Yani bunu nasıl yapmalı daha düzgün bir şekilde duyulması için onu öğrenmemiz lazım. Durumdaki arkadaş zaten bitti galiba. Evet. Tümop tanıtımını da izledik. Binek otolarda amortisman ve gider kısıtlaması uygulamasından başlıyorum. Şimdi bir önce binek otomobilin tanımından kısaca bahsedeceğim. Buna ilişkin kiralama ve iktisat giderleri neler? Onlardan bahsedeceğim. Tamir, bakım, yakıt ve benzeri giderlerde nasıl bir uygulama var? Onlardan, amortisman giderlerinden ve KDV iadesi durumunda otomobilin gider KDV'sinin nasıl işlem göreceğinden bahsedeceğiz. Şimdi 7.12.2019'da çıktı 7.194 sayılı kanunla 193 sayılı gelir vergisi kanunundaki madde 40 ve madde 68'in işte madde 40'taki 1, 5, 7 bentleri, madde 68'de de 4 ve 5 bentleri değişmek üzere yani indirilebilecek giderler ve mesleki giderlerin değişmesiyle ilgili bir madde. Maddenin geneli böyle ama bunları çok bahsetmeyeceğim. Şimdi öncelikle 7.194 sayılı kanunla ne geldi? Şimdi 5 ana maddede birleştirebiliriz bunu yani çatı 5 maddelik bir çatı gibi düşünebiliriz. Bir aylık kira haddimiz olacak artık. Belli sınırlar dahilinde gider yapabileceğiz. ÖTV ve KDV'de toplam gider yazma sınırımız var. Vergiler hariç aracın bedelinde yani ÖTV ve KDV hariç aracın bedelinde bir amortisman sınırımızda kısıtlama var. Bir de hem ÖTV ve KDV dahil ve araç bedeli dahil olursa o zaman nasıl bir rakam olacak? Yine bunda da bir sınır var. Bir de diğer genel giderlerin %70'i. Yani aslında 5 tane ana maddeden oluşuyor bu kanundaki uygulama. Şimdi kapsamımız kiralama yoluyla edinilen ve işletmeye dahil edilen ticari ve mesleki faaliyetleri, binek otomobil giderleri olan ve bunların giderleştirilmesi. Şimdi binek otomobil tanımı ne? Bazen binek otomobil, ticari otomobil nedir? Burada da biraz şeyde kalıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle mükelleflerimizin bu işte aldıkları araçları kayıt ederken onlara göre ticari araç ama gerçekte binek araç olan araçlarla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi binek araç ne? Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.03 pozisyonunda yer alan araçlar binek otomobil olarak işlem görüyor. Yani bu işte GETİP kod dediğimiz bizim gümrük tarife istatistik pozisyonu açılımı olan ve GETİP dediğimiz kısaca kodlar. Şimdi burada işte genel olarak açıklıyor ama şimdi 87.03 pozisyonundaki araçlar nedir? İşte esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar. Burada bu araçların işte sedan, kupe, hatchback, station wagon gibi işte bir takım çeşitleri var. Bunlar yani 87.03 pozisyonunda sınıflandırılıyor. Şimdi bu tanıma göre Doblo, Kango bunlar özellikle yazdık çünkü bu tür araçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Doblo, Kango, Multix, Combo, Connect, Partner, işte Berlingo, Kedi gibi araçlar ve işte bunların şoför mahallinin arkasındaki bölümde yan camları varsa bu araçlar binek araç. Ayrıca işte Starex, Trafik gibi diğer insan taşıyan panel van araçlar da yine bu pozisyonda yer alan araçlar. Bunların görsellerini de koyduk. Hatta bizim odamızın da yayınladığı bu arada güzel bir pratik bilgiler kitapçığımız var. O kitapçığa da bu yıl eklendi artık bunlar. Yani ayrı bir kitap çıktı daha öncesinde ama şimdi eklendi. Oradan da görebilirsiniz. Binek otomobil bunda çok şey yok. Sıkıntı yok. İşte station wagon diye geçen ama bu da bir binek otomobil. İşte arazi taşıtı diye geçen araç ama bu da bir binek. Mesela bu da bir binek otomobil. Şimdi bu tarz araçlarda özellikle sıkıntı yaşıyoruz mükelleflerin aldığı kaydını yaparken. Bu da bir binek otomobil. Yine yani 8703 kodunda. Bu araç da bir binek otomobil. Bu da öyle arkasında yine cam olduğu için. Ha bakın bu bir kamyonet. Çünkü tamamen ticari amaçlı mal taşımak için kullanılabilecek bir araç.
Bu da bir kamyonet, yani 8704 kodunda ticari araç olarak tanımlanan. Bu da bir kamyonet. Mesela bu bir binek otomobil. Bunun nedeni de bu kasa uzunluğuyla akslar arasındaki uzunluk, yani kasa biraz daha kısa kaldığı için bunu da binek otomobil olarak değerlendiriyor. Bu bir ticari otomobil çünkü tek yolcu kısmında camları var gibi diyebiliriz. Burada çünkü bazen sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi burada binek otomobillere ilişkin kiralama ve iktisat giderlerimiz var. Burada 2022 yılında kiralamaya ilişkin 8 bin liralık bedel sınır. Yani 8 bin liradan fazla bir kiralama bedelimiz olduğunda bunu kalan kısmını kanunen kabul edilmeyen gider yapacağız. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım isterseniz. A firması 1.7.2021 tarihinde aylık 7 bin lira artı KDV bedeli. Burada 2021 rakamlarını baz alarak aldık. Biz bu slaytları daha önce hazırladığımız için 2021 yılının rakamlarını baz alarak yaptık. Bu kiralamaya ilişkin gider yazılabilecek tutar ve indirime konu edilecek KDV şöyle. Şimdi kiralama bedelimiz 7 bin lira. Kanuni sınırımız 6 bin liraydı. Bu arada 2022 yılı içinde 8 bin. 7000 2021 yılı için düşündüğümüzde 7000 lira matrakımız var. Kanuni sınırımız 6000. Kanunen kabul edilmeyen 1000 lira. KDV'miz 1260 lira. Kanuni sınırdaki oran 1080. 180 lira kanunen kabul edilmeyen gider. KDV'si var. Toplamda da 1180 lira kanunen kabul edilmeyen giderimiz var bu kiralamadan dolayı. Şimdi bunların kayıtları ile ilgili de nasıl yapacağımızı bir bahsedelim. Şimdi burada ayrı ayrı yaparsak bunları daha sonra sıkıntı yaşamayız. Burada mesela KDV kanunu 30D uyarınca indirilemeyen KDV tutarı gibi bir alt kırılımlı hesap açabiliriz. Ayrıca gelir vergisi kanunu madde 40 gereği binek otomobil gider amortisman ve kiralamasından kaynaklanan kanunen kabul edilmeyen gider diye de ayrıca bir hesap açıp takip edebiliriz. Şimdi binek otomobillerde bir de günlük kiralamada bir kısıtlama var. Şimdi aylık 2022 için 8 bin lira dedik. Şimdi kısıtlı bir fatura geldi bize. Atıyorum işte 1000 liralık fatura geldi. Hani bu 1000 lira baktığınızda 2022 yıl için konuşalım yine 8 bin lirayı geçmediğinde bunun tamamını gider yapabilecek miyiz gibi bir soru gelebilir akla. Ama bu atıyorum 2 günlük bir kiralama bedeli ise bunun günlük bedele bölüp buna göre hesap yapmak lazım. Buna ilişkin bir örneğimiz de var. A firması günlük kiralama bedeli 250 lira olan 10 günlük kiralama yapmış. Buna göre gider ve kanunen kabul edilmeyen gider yapılacak tutarlar şöyle olacak. Şimdi 2021 yılı için 6 bin liraydı tutar. Bölü 30 yaptığınızda günlük sınırımız 200 bin. Şimdi bunun üzerinden gideceğiz. Yani günlük sınır 200 bin ama bizim faturayla gelen günlük bedelimiz 250'ye tekabül ediyor. Bu durumda 50 lira bir kanunen kabul edilmeyen giderimiz var. KDV için de aynı şey geçerli. 45 liralık bir KDV'miz var ama günlük sınırımız 36 lira. 900 lira bir kanunen kabul edilmeyen KDV'miz var. Toplamda da 59 bin lira, 59 lira kanunen kabul edilmeyen giderimiz var. Burada günlük hesapta da bunu atlamayalım. Kiralamanın yıllara sahip yapılması durumunda nasıl olacak? Şimdi kiralama... İşte 1.1.2020 tarihinden önce başlayıp kanun yürürlük tarihinden sonrayı kapsayan kiralamalarda yürürlük tarihinden sonra tekabül eden kira bedelleri bu gider kısıtlamasına tabi. Şimdi buna bir yine örnekle bahsedelim. A firması 1.7.2021 tarihinde 24 aylık, aylık bedeli de 7 bin lira olan kiralama yapmış. Kiralama bedeli tek faturada alınıp peşin olarak ödenmiş. Şimdi burada bir 180 peşin ödenen giderler hesabına aktarım yapacağız. Ve bunu işte aylık aylık çözeceğiz. Ama bu çözümleme işlemini yaptığımızda o ay için azami tutarlar dikkate alınarak işlem yapacağız. Banka ve sigorta şirketleri açısından durum ne? Şimdi banka ve sigorta şirketleri KDV'den istisna bazı durumlarda. Burada KDV dahil işte 2021 için 6 bin, 2022 için 8 bin lira tutar. Safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek. Örnekle açıklayalım. 1.7.2021'de KDV dahil 7.080 lira, işte 1.080 lira da KDV'si bir binek kiralanmış. Burada kiralama gideri 6.000 liralık kısmı 2021 yılı için banka tarafından safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek. Ama 1.080 lira da KDV kanunen kabul edilmeyen gider yapılacak tamamı.
Finansal kiralamada durum ne? Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin ödemelerde bu önemli aylık kiralama giderinde kısıtlama yok. Şimdi finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış binek otomobiller önce işte ilk yıl için tamamını hakları alıyoruz. İlk yıl ana para ve faizlerini gider yapabiliyoruz ilk yıl. Sonraki yıllarda tercihen gider yapıyoruz ya da maliyete ekliyoruz. Burada gider yaptığımızda yine bu gider %70'e tabi. Yani %70 oranı kadar gider yapabileceğiz. ÖTV ve KDV'deki durum ne binek otomobillerde? Şimdi 2021 yılı için 150 bin liraydı. 2022 yılı için 200 bin liralık sınırımız var yine. Yani ÖTV ve KDV'nin toplamı 200 bin lirayı geçemeyecek. İşte tamir, bakım, yakıt ve benzeri giderlerde nasıl olacak? Yine bunlarda da en fazla %70'ini gider yapabileceğiz. Yani tabii bu işletmenin gerçek faaliyet konusu bu araçların alınması, satılması, kiralanması değilse bunlar zaten tamamını gider yapabiliyorlar. Ama bunun haricinde işte mesleki faaliyetleri için kullandıkları araçlar için en fazla %70'ini gider yapabilecekler. Tamir, bakım, yakıt, sigorta ve diğer cari giderler. Bunların hepsinde. Şimdi bu hani KDV kanununa göre gider yapamadığımız kısmı hesaplanan KDV'den indirebiliyor muyuz? Hayır, indiremiyoruz. KDV kanunu 30'a göre işte D bendi uyarınca gelir ve kurumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV hesaplanan KDV'den indirilemiyor. Yapılan giderlerin işletmeye veya bu arada hani envantere kayıtlı olması ya da kiralama yoluyla edinmemizin bir anlamı, bir önemi yok. Onlar için de geçerli. Şimdi buna şöyle bir örnekle devam edelim daha net anlamak için. Kurumlar vergisi mükellefi A Anonim Şirketi binek otomobillerine ilişkin 2021 yılında 31 bin liralık bir gider yapmış. Bu giderlerin de şöyle bir tablosu var. Akaryakıt gideri yapmış 5 bin lira, sigorta gideri yapmış 4 bin lira, otopark gideri 2 bin lira, bakım onarım 7 bin lira, işte köprü ve otoyol geçiş ücreti yapmış 2500 lira, motor taşıtlar vergisi ödemiş 1700 lira, binek otomobil iksabına ilişkin ödenen kredi, yani bunu krediyle almış, bunun da bir faiz gideri varmış bu araç için 9 bin lira. Şimdi burada kısıtlamaya tabi olarak uyguladığımızda işte 5500'ün %70'i, 4000'in %70'i, yani bunların hepsini uyguluyoruz ve toplamda 21 bin lira kanuna kabul edilmeyen bir giderimiz var. İşte özür dilerim, 21 bin lira gider, %70'i gider yapabileceğimiz rakam. Bunun %30'u da 10.700 lira. Kanunen kabul edilmeyen giderimiz var. Burada bu arada motor taşıtlar vergisi zaten kanunen kabul edilmeyen gider olduğu için toplam 1700 liranın hepsi kanunen kabul edilmeyen gider olacak. Onunla ilgili genel açıklamamız zaten motor taşıtları söyledim. Faiz giderlerini tercihen gider yaptığımızı da söyledim. Binek otomobillere ilişkin amortisman giderlerimiz 2021 yılında 170 bin lira, 170 bin liranın iktisap ettiğimiz bedelin 170 bin lirası maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobil ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde de amortismana tabi tutar 320 bin lirayı aşamıyor. Şimdi 2022 yıl için belirlenen tutarlar da şöyle: ÖTV ve KDV toplamımız 200 bin lira. ÖTV KDV hariç yapıyorsak 230 bin lira, toplamını gider yapıyorsak, amortisman yılında ayırıyorsak 430 bin lira sınırımız var. Amortisman gider kısıtlamasında örneğimize bakalım. A firması ticari işletmesinde kullanmak üzere 1.7.2021 tarihinde bir adet binek otomobili satın almış. Bunun için ÖTV ve KDV dahil 500 bin lira ödemiş. Ve tercihen de binek otomobil maliyetini atmış vergileri. Şimdi 2021 yılında iktisap edilen binek otomobil için en fazla sınırımız 320 bin. 2022 için de 430 bin lira. Bunlara göre şöyle bir amortisman tablomuz oluşuyor. 2021 yılı için hesaplıyoruz dediğim gibi. İşte 2021 için 32, 64 şeklinde gidiyor. Toplam 320 bin. Kıst amortisman olduğu için kalan 32 bin lirayı 2025 yılında gider yapıyoruz bu arada. Kanunen kabul edilmeyen amortisman tutarımız 180 bin lira.
İşte totalde de 500 bin lira amortismanımız var. Şimdi burada binek otomobillere ait gider kısıtlamalarında yıllar itibariyle kısıt rakamı değişiyor. Hani biz burada diğer yılları bilmediğimiz için 64 bin rakam o yüzden öyle oldu. Onun da açıklamasını yapmış olalım. Kanundan kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınan amortismanın araç satışındaki indirim olarak kullanılması nasıl olacak? Şimdi örnek 1'deki kurumlar vergisi mükellefi A, 1.7.2021 tarihinde satın aldığı binek otomobili 200 bin liraya sattığını varsayalım. Buna göre amortisman tablosu şöyle olacak. Şimdi ayrılan amortisman tutarı 2021 için 50 bin lira. Amortismanı esas bedel üzerinden amortisman 32 bin lira. Kanunen kabul edilmeyeni 18 bin. 2022'de 64 bin, 2023'te 64 bin ve yine 36 bin lira da kanunen kabul edilmeyen amortismanı var. Bunun muhasebe kaydı nasıl olacak? Şimdi 200 bin liraya satmıştı. İşte 102 bankalar 200 bin lira. 257 birikmiş amortisman hesabımız 250 bin lira. 689 kanunen kabul edilmeyen giderimiz 50 bin lira. Ve taşıdığımızda 254-500 bini almıştık. Çıkışını yapıyoruz bu şekilde. Şimdi burada hani mükelleflerin amortisman ayırmasında bir sınır vermiyor kanun. Burada yine amortismana tabi tutup sonrasında kanuna kabul edilmeyen diye yani ayrıca gösterebiliriz hesapta. Burada işte bu hesaba göre 90 bin liralık bir tutar var. Bunu beyannamede 450 kodla diğer indirimler bölümünde gösterebiliriz. Burada şöyle bunun da ekranı. Diğer indirimler ve istisnalar diye 90 bin lira bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi kurumlar vergisi mükellefi olan A firmasının amortisman gider kısıtlaması kapsamında 320 bin lirası gider ayırdığını varsaydığımızda 1.7.2021 tarihinde 500 bin lirasına satın aldığı 500 bin liraya satın aldığı binek otomobili 31.12.2023'te 200 bin liraya sattığındaki amortisman hesaplaması ve muhasebe kaydımız nasıl olacak? O da şöyle. Şimdi 2021'de 32 bin lira, 22'de 64 bin, 23'te 64 bin yine toplamda 160 bin lira amortismanımız var. Muhasebe kaydımızda yine 200 bin, 160 bin, 689, 140 bin, 254'ümüz de 500 bin. Böyle olacak. Şimdi bununla ilgili diğer özellikle konular neler? Şimdi 7194 sayılı kanun 7-12-2019'da çıktı. Burada şimdi 7-12-2019'dan önce aldığımız binek araçlar için bu kapsamda değil. Yani eski usulle amortisman ayırmaya devam edebilecekler. Bir de hani burada aslında gereksiz bir şey var ama 7-12 ile 31-12-2019 tarihinde alınanlar için de bir ayrı bir şey var 7194 sayılı kanunda. Burada işte o tarihe kadar yani 31-12-2019 tarihine kadar yani 2019 yılı için bir amortismanda kısıtlama olmayacak. Ama ondan sonrası için diğer giderlerle ilgili kısıtlaması olacak. Şimdi bu tarih aralığında hesap edilenler için 2019'da amortisman bunu söyledik. 2020 yılı başta olmak üzere müteakip yıllarda da bu binek otomobiller için amortisman gider kısıtlaması tabi olacak bu arada. Yani sadece 2019 yılı için olmayacak. Diğer 2020-21 yıllar için yine tabi olacak. KDV iadesinde de ayrıcalıklı durum var. Daha doğrusu bir dikkat etmemiz gereken diyelim. Mahsuben ya da nakit KDV iadelerinde işte ilgili aya ait indirilecek KDV listesi veriyoruz vergi dairesine, internet vergi dairesine. Bu KDV iadesi talebi girişi modülünde yapılıyor. Şimdi gelecek ayın başında risk KDV iade kontrol raporu oluşuyor. Buna bağlı olarak vergi idaresi mükelleflere KDV iade eksiklik yazısı gönderiyor. Şimdi burada KDV iade eksiklik yazısında 7194 sayılı kanunun 45 maddesine göre işte otomobillere ilişkin giderlerinde %70'i indirdi mi diye bir sorgulama yapabilir. Burada giderlerin KDV'sinin %30'unun kanuna kabul edilmeyen yapıldığına dair yani bununla ilgili bir kontrol yapıyorlar. Şimdi biz hani buradaki o kontrollerle ilgili de sıkıntı yaşamamak adına işlemlerimizi ayrı ayrı takip edersek daha rahat ederiz. Bununla ilgili de bir örneğimiz var. Şimdi A işletmesi binek otomobil için 1000 lira artı 180 lira KDV ile bakım yaptırmış. Bunun muhasebe kaydı nasıl olacak? 770'e işte binek otomobil bakım giderine 700 lira, binek otomobilin kanundan kabul edilmeyen giderine
300 lira, işte 191'e 126 lira, bunun 689 kanunen kabul edilmeyen KDV giderine 54 lira ve toplamda 1180 lira şeklinde yapabiliriz diyorum. Sunum kısaca bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Birkaç noktayı da tekrar hatırlatayım. Şimdi kanun öncesinde aldıysak binek otomobilleri giderlerinde bir kısıtlama, yani amortismandan dolayı bir kısıtlama yok ama giderlerinde kısıtlama olacak. Onu söyleyebilirim. Ha, burada birden fazla kiralama yaptık. Birkaç araç var kiralama yapılan. Burada durum hani işte sadece 8 bin lirayı mı kullanacağız gibi bir soru gelebilir aklınıza. Ha, her kiralama için tutar ayrı ayrı uygulanacak. Bundan bahsedebilirim. Başka da diğerlerini söylediğimi düşünüyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Hızlı anlattım galiba yine. Ama artık konu da oturduğunu düşünüyorum. Hani böyle çok da uzun uzadıya anlatmak bilemedim yani. Başkanım, ne diyorsunuz, Yok, nasıldı? güzeldi. Ben de tabii her ne kadar bu işi tabii yapıyoruz ama tek tek faturayı ancak işte KDV kontrolü yaparken büroda arkadaşlarla öyle görüyoruz tabii. Ama tabii arızi konular olunca işte arabanın satışı söz konusu olunca arabanın dediğiniz gibi bu yasa çıkmadan önce edinilmiş olması durumları bu tip konular artık soru cevap konusu Evet. oldu. Yoksa günlük kayıtla ilgili eleştirsek de yasa ne diyorsa onu kaydını yapıyoruz. Belki Adnan abinin bir sorusu olabilir. Adnan Öztürk duyuyor mu beni? Ama sesini açman lazım Adnan abi. Sol altta. Açtım ama yok, Heh, bir şimdi sorum geldi. yok. Merak ettiğimden izlemeye başladım. Ya Gayet güzel gidiyor. yüzünüzü gördük hiç Ama olmazsa katılımcımız mutlu az olduk. gibi geliyor. Adnan abi, yüzünüzü Efendim. gördük, mutlu olduk diyorum. Yok Evet. beydi. Sonuçta bak Kasım Bey de orada arkadaşımız. Tayfur Sevgili arkadaş. Kasım Evet. Başkanım da evet orada. Merhabalar herkese. Ben Kasım Bey Kasım Başkanım da sesinizi Ticaret açın. Mevzuatı Komisyonu Başkanı olması hasebiyle bir soru sorayım ona. Tamam. Bu yasadan dolayı firmaların öz kaynakları aslında erimiş oluyor. Fazla vergi ödemiş oluyorlar. Doğru. Evet. Bu konuda ticaret erbabları ya da bu konunun sahibi aslında bizler değiliz. Bizler uygulayıcıyız. Onlar bu konuda hiçbir baskı yapmayı hiç düşünmüyorlar mı? Siz şimdi iş dünyasıyla çok iç içesiniz. Sadece şöyle bir duyumum var. Baskı yapmaktan öte hani hatırlarsak 2018 Eylül'de bir tebliğ çıkmıştı. Bu kambiyo zararlarını dikkat almayabilir. Yani Evet. sadece maddenin uygulanması konusunda diye. Bu da garip bir şeydi. Tabii aslında tebliğle bunu düzenlemek pek yalnız. Bunun daha geliştirilmesi veya yasaya bunun monte edilmesi gibi böyle bir şey var. Girişimi var ama tabii ne kadar gerçekçi olur bilemiyorum. Melahat Hanım, satışla ilgili arzi şeyler olduğunu hani söylediğim için soruyorum. Bu binek otunun satışı ile ilgili o kısmı tekrar edebilir misiniz? Ben şey yapmış olmayayım da. Aldık. Bu yıl içinde aldık. Yasadan sonra aldık bu şeyi. Ne diyelim ona? Binek otoyu. Ve Tamam. satışını yaptık aynı dönem içinde. Satışın aynı dönem içerisinde yaptığımızda yani ilgili yine amortisman tutarları geçerli gider Tamam. kısıtlamasındaki o sınırları aşmıyorsa yani o kısıt döneme gireceği için aynı şimdi 2022'de alıp 2022'de sattıysanız o kısıt amortisman tutarları aşmayabilir ama gerçi artık araç rakamları da çok büyüdü. Hepsi yukarıda çünkü. Hepsi çok yukarıda. Evet yine o sınırlara tabi. Sınırlar tabi ama şey kastettim. Çünkü orada şimdi maliyet ya da gider yazamadığımız ÖTV ve KDV var. Çünkü bir sınırlar var. Şey yaparken o diğer kısmı kanunen kabimen gider yazmamız mı gerekir? Onu nereye ilk kayıt yaparken
Yoksa şeyde 254'te tutmak mı gerekir? Çünkü amortisman ayırırken onu ayırmak zorundayız, o kısımları. Şimdi aynı dönem içerisinde, benim aslında başıma geldi bu. Aynı evet. dönem içinde aldık ve sattık. Ben onu 689'a zaten atmıştım. Evet. Yine ters kayıt yaparak kapattım. O da çok şey, ilginç bir iş. Yani çünkü gider yazmanıza evet. müsaade etmiyor veya maliyet evet, yazmanıza evet. müsaade etmiyor. Amortisman ayırmanıza müsaade etmiyor o konuyu. Ama onu bir yerde takip etmek lazım ki yarın öbür gün o araç satıldığında o aracın maliyeti sonuçta. Kesinlikle evet. Ayrı takibi işte o sıfırladım onu ben ya. Çok zor olmamıştı ama şimdi başka bir aslında kaydı bir yapıp aslında paylaşabilirim onu. Bence iyi olur. Çünkü evet. bence o araçlar satılmaya başlanınca problemler ortaya çıkacak. Evet. Bu yasadan dolayı. Tamam, onu ben not aldım. Araç kiralama şirketlerinde böyle bir şey yok. Onlarda yok evet. Herhangi bir sınır yok. Yok. Binek araç olarak kullandıkları hariç diğerlerinde yok. Okey. Benim sorularım bu kadardı. Ben bakıyorum başka soru almadım. Alttan yazan var mı? Başka yok. Nermin Hanım bir şey gönderiyor. Merhaba diyor. Nermin Dere. Harun Bey bir şey yazmış. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın daha önceki eğitiminde 689 hesabının kullanılmamasını vergi dairelerince eleştiri konusu olduğunu söylüyorlar. 770 hesabında kayıt alması daha doğru demişlerdi. Sizce bu şekilde kayıt etmeniz bize ileride sıkıntı yaratır mı diyor. Ben de 689'un kullanılmasını mesleki olarak doğru bulmuyorum zaten. Ama bunun tek düzen hesap planında evet. Nazım hesaplarının takip edilmeli, neye göre şey yapılmalı, onun bakmamız lazım. Bence o konuda bir kayıt nizamını oluşturup bu YouTube'da yayınlanınca bu slaytın altına eklememizde fayda var. Evet, evet. Evet, çünkü 689 şeyi de bozuyor yani bilançoyu da bozuyor. Mantığını bozlar, bilançoyu bozar. Evet, aynen. Orada ticari kârı bozar, ticaret mevzuat komisyonumuz başkanımız burada. Ticari kârı bozar. O açıdan yanlış olur diye düşünüyorum. Bir soru var burada. Nermin Dere sormuş. Binek araçlarda kullanılan araç lastikleri gider kısıtlamasına tabi midir? Şimdi araç lastikleri güzel soru. Önce gider mi yazılır? Demirbaş gibi mi algılanması gibi? Aynen, amortismana tabi mi tutulur? Aslında bana kalırsa doğrusu amortismana tabi tutmak. Çünkü araçla beraber bir şeyi, süreci olan bir şey. Hı-hı. Sonuçta ayrı satamadığınız ya da ayrı düşünemediğiniz bir şey, bütünleştiği için araçla. Bence amortismana tabi tutulması gerekir. Orada diye düşünüyorum. Evet, hatta hani 2000 lira şu an bir işte 2020 2000 lira gider şeyimiz var ya, direkt gider yapma sınırımız. Hı-hı. Hani onun altında bile olsa bence amortisman ayrılması daha uygun olur derim ama hani uygulamada tabii bu hani kişi 4 lastik alıyor ya, ben de soruyu biraz genişleteyim. Hı-hı. Her bir lastik 2000 liranın altında. Bir tane lastik alıp kullanıyorsa giderdir. Ama 4 tane lastik veya da 2000 liranın üzerinde toplam alıyorsa, çünkü onların ayrı ayrı kullanılmasın diye bir mantığı yok. O zaman amortisman tabi olması gerekir mi diye mi düşünüyorsunuz siz? Öyle. Ben tek aldığınızda ve de düşük bile olsa amortismana tabi olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hani bir üstadın şeyi var, göm gitsin. Gömüp gidersek sonra yaşayabiliriz. Yok, öyle bir şey olmaz. Onun evet yani. Vergi usul kanundaki amortisman hükümleri neyse ona göre bakmak lazım. Başkanım, bu lastiklerle ilgili. Evet. Yani gelecek dönemlerde atılması daha doğru olmaz mı? Yani gelecek, yani zaten önümüzdeki yıl 180 hesabı atılıp oradan bitirilmesi daha değil mi? Yani tabii amortisman sonuçta ama yani lastiğin bugün binek otomobilde kullanılma şartı 3 yıl, 4 yıl olabilir ama bir nakliyecide kullanılması 1 yılda olabilir, 6 ayda olabilir, 1,5 yılda. Yani onu oradan öğrenip... Üstaş, nakliyeci için binek araç olmuyor zaten, ticari araç.
Yani o da zaten tabi değil. Ya bütün lastiklerle ilgili. Yani sonuçta aracın kullanılmasına bağlı. Yani kullanılmasına bağlı olarak 180 hesapta. Yani gelecek yıllarda veya gelecek dönemlerde indirilmesi. Artı az önce de başkanım bu... Yok, gelecek olarak... yıllar değil ama aracın maliyetine ekleyip onunla beraber amortisman ayırması diyorum ben. Ya benimki sadece bir görüş. Yani, hayır, görüş. Görüşümü söyledim ben. Şöyle, Şenol yani... Bey'in söylediğinden gidelim. Yani aynı anda almadığımızı, sonra bir yıl sonra aldığımızı, şimdi bu konuda vergi usulü kanunu şey diyor, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle diye başlıyor cümle. Ya bu da öyle bir şey aslında işletmede. Çünkü işte kış lastiği alacağız. Bugünlerde herkes şu anda kar lastiği kovalıyor, kış lastiği kovalıyor piyasada. Bir kere de kullanmıyoruz ki, bir yılda kullanmıyoruz. Bazen 2 yıl, bazen 3 yıl. Onun da bir şeyi yok. Kendisine göre standardı yok. Dediği gibi pazarlama aracı olarak kullanıldığını düşünün bir aracın, evet, bir firmada. Diyarbakır'ından, Erzurum'dan Bursa'ya kadar, evet, bir yılda o şeyi tüketiyor. Benim oradaki yani kendi görüşüm, eğer tüketiyorsa ve kullanılamıyorsa zaten 180'de takip edip o yılın sonunda da bunu giderleştirmek lazım. Ama kalıyorsa ve kullanılıyorsa da 180'li hesapta yani takip edilip o da olabilir. Ama Melahat Hanım'ın görüşü de amortisman, evet, tabi tutulması gerekiyor. Şimdi bir de az önce binek otolarla ilgili acaba mesela bizim genelde şöyle mi yapsak dediğimiz. İşte 600'e binek otoyu aldı, 300'ünü kullanıyor veya işte 300'ünü amortismana tabi tutacak, 300'ü kullanamıyor. 600-89 yerine. Hemen binek veyahut da diğer araç, yani işte binek altının altında 250'de kullanılmayan kısım olarak bıraksak hem gelir tablosunu bozmayacak, hı hı, yani gelir tablosunu bozmayacak, bilançoyu bozmayacak. Evet. Yani bence orada kalması bence daha doğru gibi geliyor bana. Yani orada kalıp satıldığında zaten değeri orada, kalan kısmı orada, kullandığı kısım amortismanda. Yani bence... Ya ben de katılıyorum. Şimdi biz slaytlarımızı tabii hani 311 nolu tebliğ kapsamında hazırladık ve hani işte muhasebe şeylerini de ona göre düzenledik kayıtlarını. Ama ben de size katılıyorum. Yani 254'ün altında alt hesaplarla bunları takip etsek sanki daha sağlıklı olmuş olur. Evet, bir, yani 254'te yani 1 ve 2 olarak açsak, yani birinde işte kullanıldığı, evet, 300 bin lira, kullanılmayan kısmı da yani o da 2, yine aynı araç için. Ya orada kalsa daha doğru olacak yani. 689. Daha doğru, hatta tek düzen hesaplayanın mantığına da uymuş olur. O bir, evet, maliyet, orada evet gider olarak kullanamadık. Onun amortismanını ayıramayacağımız, hı-hı, için de orada aynı şekilde kalacak. Aynen. Yarın öbür satarsak da maliyete evet, ama sonuçta bizim için aracın bedeli gerçekte de buyu daha hani, evet, rakamlar ve tabloda daha net görürüz. Şimdi çok şöyle bir durum meydana getiriyor gelir tablosunda. Yani işte indiriyoruz bindiriyoruz. Yani daha sonradan mali kar, ticari kar. Yani orada bir hakikaten görüntüyü bozuyor yani. Yani şimdi mesela rakam da büyük olduğu için. Hı hı, tabii tabii. Evet. Artık araçların fiyatları da çok da fazlalaştığı için, aynen, yani çok haklısınız. Evet. Evet, başka soru? Evet, bu aynı şeyi bir arkadaşımız daha, Tayfun Bey, Şenol Bey gibi söylemiş. Hı, sonra gerek kalmadı demiş, herhalde, evet, konuştu. Evet, aynen, ikizleri de aynen yapmakla ilgili bahsetmiş o da, evet. Evet, hemen hemen herkes bu konuda aynı görüşte. Hı. Ben de tek düzen hesap planı mantığına uyması açısından gider yazılması değil de 254'te alt hesapla takip edilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Başka soru şimdilik gözükmüyor. Vallahi tüm katılan arkadaşlara teşekkür ederiz. Bu açıdan ilk deneyim oldu. Melahat Hanım için de, benim için de, üye katılan arkadaşlar için de, bir de bazı arkadaşlarımızı yüz yüze görmüş olduk. Umarım, evet, camdan gerçekten değil, camdan da şey görüşebiliriz. İyi bir başlangıç inşallah. En azından. Pişir, böyle devam eder. İnşallah. Melahat Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bize. Ben teşekkür ederim. Bundan, evet, sonra sık sık göreceksiniz bu arkadaşlarımızı. Çünkü bunlar TÜRMOP eğitmeni olarak Bursa odasını temsil edecekler.
Melahat Hanım var şimdi kendisi. Zehra Hanım da burada. Zehra Gökül Elmas var. Fatma Çil Hanım var. Ergün arkadaşımız var. 10 kişi var toplam. İsimlerimi de sayamadıklarım kusuruma bakmasın. Adem hocamız var. Tuğba hocamız var. 3 tane de hocamız var bizle beraber. Bundan sonraki tüm eğitimleri bu arkadaşlarımız vasıtasıyla tüm eğitimlerini birlikte yapacaklarımızı onlarla yapacağız. Ama bunun yanında da oda olarak yine yüz yüze ve canlı yayınlarla belki de ilgi çekecek başka konularda da yapmaya devam edeceğiz. Kasım Çapraz Üstad'la beraber başlattığımız bir konu vardı. İş adamlarını Bursa'da Mali Müşav Odası'nda ağırlamak ve onların da artık bizim çözüm ortağımız olduğu için onlarla birlikte çalışmak için başlatmıştık ama ikinci aşaması geçemedik bir türlü pandemiden dolayı. Yalçın Arası ağırlamıştık. Bürosit'in sahibi, şimdi ismini unuttum. Onu ağırladık. Umarım Kasım Bey ile beraber önümüzdeki dönemde de iş adamlarını yine odada ağırlayalım diye düşünüyorum eğer yaşları ve şeylere müsait olursa, sağlıkları. Başkanım, Fahrettin Gülener, Vehbi Varlık gibi Hüseyin Bey'le... Evet, Fahrettin Bey gelmişti. Vehbi Bey'den söz aldık ama pandemiye denk geldi. Evet. Önümüzdeki dönemde iş dünyasıyla birlikte çalışma yapmaya devam etmeliyiz. Sadece vergi ve sigorta sosyal güvenlik değil, bizim işimiz ekonominin en kötü döneminde tabii ki ekonomik danışmanlık, tabii ki mali konularda onların yanında olmak. Vergi Mevzuatı Komisyonu Başkanı Melahat Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma soracağım her şeyi de sormuş oldum. Herkese de iyi günler diliyorum.